şöl gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın, 99 adıyla deyip bugünkü muhabbetin programı Güldeste'den hepinize selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün Gazze'de çocuk olmak diyoruz, Gazze'de çocuk olmak ki şu ana kadar şehit düşenlerin 4000 küsürü çocuk, 10.000 şehit var. 4000 küsürü çocuk, Gazze'de çocuk olmak diyeceğiz. Konuğumuz Sayın Hocam Alaaddin Meydanoğlu Hocam, hoş geldiniz. Ferhat kardeşim, hoş bulduk. Ben de ekranları başında bizi izleyen din kardeşlerimin akşamlarının hayırlı ve mübarek olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Konu önemli ve uzun, derin bir konu. Rabbim özellikle yar ve yardımcımız olsun. Öyle bir kısa bir selamlama konuşması yapmam yeterli. Zaten konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Tekrar hoş geldiniz. Uzun yıllar oldu Osmanlı ordusunun Kudüs'ten çekilmesi. Bizler o zamandan beri Kudüs'ten uzak kaldık. Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında huzur içinde yaşayan Kudüs'ü sanki unuttuk. Geçmişten gelen bağlarımızı hatırlamadan Mescid-i Aksa ve son günlerde hız kazanan Yahudinin onu yıkma gayretleri ve bizim sağırlığımız. Şimdi Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın hayat hikayesinden bir kesti İlhan Bardakçı'nın kaleminden okuyarak tekrar o günlere dönmek istiyorum. Mevki Kudüs, mekan Mescid-i Aksa, tarih 21 Mayıs 1972 Cuma. Ben ve gazeteci arkadaşım rahmetli Said Terzioğlu, İsrail Dışişleri rehberlerinin yardımıyla bu mübarek makamı dolaşıyoruz. Kudüs kapalı çarşısında rüzgar gibi dolanan entarili kahvecilerin elindeki askılara çatmadan biraz yürüdünüz mü? Önünüze çıkan kapı sizi Mescid-i Aksa'nın önüne kavuşturur. Miraç mucizesinin soluklandığı ilk kıblemize yani. Hemen oracıkta 12 avlu vardır. Halen bizim lakabımız da anılır. 12 bin Şamdanlı avlu derler oraya. Yavuz Sultan Selim Han 30 Aralık 1517 Salı günü Kudüs'ü devlete katmıştır. Ortalık kararmıştır. Yatsı namazını o avluda kılar, kendisi ve bütün ordu beraber. Şamdanları yakarlar. Tam 12 bin Şamdan. O isim oradan kalmadır. 8-10 basamaklı geniş merdiveni adımladınız mı? Mukaddes mescidin bağdaş kurduğu ikinci mekana ulaşırsınız. Onu o merdiven başında gördüm. 2 metreye yakın bir boy, iskeletleşmiş vücudu üzerinde bir garip giysi. Palto, hayır kaput, başörtüsü, pardüsü veya kaftan. Değil işte öyle bir şey. Başındaki kalpak mı, tekke mi, fes mi? Hiçbirisi değil. Oraya dimdik dikilmiş, yüzüne baktım da ürktüm. Hasadı yeni kaldırılmış kıraç toprak gibi. Yüz binlerce çizgi, kırışık ve kavruk bir deri kalıntısı. Yanımda İsrail Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Yusuf var. Bizim eski vatandaşımız, İstanbullu. Kim bu adam dedim. La kaydı bir omuz silkti. Bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben kendimi bildim bileli burada dururmuş. Çakılı gibi halen duruyor ya. Kimseye bir şey sormaz, kimseye bakmaz, kimseyi görmez. Kan mı çekti ne? Neden bilmiyorum. Yanına vardım, Türkçe selamünaleyküm baba dedim. Torbalanmış göz kapaklarının ardında sütrelenmiş gibi jiletle çizilmişcesine donuk gözlerini araladı. Yüzü gerildi. Bana bizim canım Anadolu Türkçemizle cevap verdi. Aleyküm selam oğul. Dona kaldım. Ellerine sarıldım, öptüm. Kimsin baba, sen kimsin baba dedim. Anlattı ki ben de size anlatacağım. Ama evvela biliniz, o canım devlet Osmanlı çökerken biz Kudüs'ü 401 yıl, 3 ay, 6 günlük bir hakimiyetten sonra bırakırız. Günlerden 9 Aralık 1917, pazar günüdür. Tutunmaya imkan yok. Ordu bozulmuş çekiliyor. Devlet zevalin kapısında. İngiliz girinceye kadar geçen zaman içinde yağmalanmasın diye oraya bir artçı bölük bırakırız. Adet odur ki kenti zapt eden galip, asayiş görevini yapan yenik ordu askerlerine esir muamelesi yapmaz. Anlattı dedim ya, gerisini ben tamamlayayım. Ben dedi Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğündenim. Ben dedi Kudüs'ü kaybettiğimiz gün buraya bırakılan artçı bölüğünden sustu. Sonra elindeki silahın namlusuna sürdüğü fişekleri ateşler gibi zımbaladı. Ben o gün buraya bırakılmış 20. Kolordu, 36. Tabur, 8. Bölük, 11. Ağır Makinalı Tüfek Komutanı Onbaşı Hasan'ım. Ya Rabbi baktım bir minare şerefesi gibi gergin omuzları üzerindeki başı öpülesi sancak gibiydi. Ellerine bir kere daha uzandım. Gürler gibi mırıldandı.
Sana bir emanetim var oğul. Nice yıllardır saklarım. Emaneti yerine teslim eden mi? Elbette dedim. Buyur hele. Konuştu. Memlekete dönüşünde yolun Tokat sancağına düşerse git burayı bana emanet eden kumandanım Kolağası yani ön yüzbaşı Musa Efendi'yi bul. Ellerinden benim için öp. Ona de ki sonra kumandanı olduğu gibi takım makinası gibi gürledi. Ona de ki bana gönül komasın. Ona de ki 11. makinalı takım komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan o günden bu yana bıraktığın yerde nöbetinin başındadır. Tekmilim tamamdır kumandanım de, diye dersin. Sonra yazdım. Sonra yine durdu. Taş kesildi. Bir kez daha baktım kapalı gözleri ardında 4000 yıllık peygamber ocağı ordumuzun Serhat nöbetçisi gibiydi. Ufukları süzüyordu. Nöbetinin başındaydı. Tam 55 yıl kendisini unutmuşluğumuzun nadanlığımıza rağmen devletine küsmemişti. Iğdırlı Hasan Onbaşı, ruhun şad olsun. O onbaşının yüzünde yürüyen milyonlarca kıble yürekli, Mescid-i Aksa yürekli gençlere, insanımıza selam olsun. Türk milleti nöbet beklemektedir. Helena Rubinstein unutulması güç bir Yahudiydi. Gerçi İsrail'de yaşamıyordu ama Yahudi ırkına kültürüne toz kondurmazdı. Sadece kendi ırkı için yaşadı, öldü. 90 yaşının üstündeyken Avustralya'da bir gazeteciyle aralarında geçen konuşma şöyle. Bayan Rubinstein, kadınları süslemek, güzelleştirmek için 70 yıldır yüzlerce kozmetik üretiyorsunuz. Dünya güzellik piyasası sizin elinizde sayılır. Bunca krem, allık, pudra, losyon ve müstazanın sahibisiniz. Doğru söyleyin, bu yaşınıza kadar hangilerini kullandınız? Cevaba dikkat, hiçbirini. Gazeteci şaşkınlık ve dehşet içindedir. Anlamadım efendim, hiçbirini mi dediniz? Evet, hiçbirini. Niye ama? Çünkü kozmetiğin faydasına inanmam. Peki ama o halde 70 yıldır niçin imal ediyor ve dünyanın dört bir yanına pazarlıyorsunuz? Bu cevaba dikkat, her şey sadece Büyük İsrail için. Biz de o malları boykot edebiliriz. Biz de o mallara almayabiliriz. Bugün bütün gelirini İsrail'e gönderen ürünler var. Onlara özellikle Siyonist markalara dikkat edersek onlara en iyi cezanın verilebileceğini de umuyoruz inşallah. Hemen konumuza giriyorum. Birinci tip ve ikinci tip ceza nedir? Boykot ile ikinci tip ceza arasında nasıl bir bağ vardır? Kısaca açıklar mısınız? Bismillahi rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena efrig aleyna sabran ve thabbit akdamana ve ansurna ala alqawmil kafirin. Amin, amin, amin. Evet, Ferhat kardeşim. Sıcak günlerden, sıcak saatlerden geçiyoruz. Bugün Filistin'de, Gazze'de malum 32. gününe girmiş bulunmakta. Adına savaş denilmez. Çünkü orada çok ciddi anlamda bir katliam ve soykırım vardır. Şimdi tabii sorunuzun cevabına elbette ki geleceğim. Yani bizler bu ekranlardan yüzlerce kez program yaptık. Müslüman kardeşlerimize evet, her zaman hakkı ve hakikati duyurmaya çalıştık. Bugün de yine aynı şekilde hakkı ve hakikati duyurma zamanı gelmiştir. Bu Müslümanın üzerinde bir farzdır, farz-ı kifayedir. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Yüce Mevlamız diyor ki evet, Allahu Celle Celaluhu, İçinizde hayra davet eden, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. Umulur ki onlar felah bulurlar. Ferhat kardeşim,
Gazze'de bir soykırım var. Evet. Gazze'de insanlık yok ediliyor. Gazze'de tarihin sayfalarında yer alacak utanç vesikalarının cümleleri, satırları, dizeleri yazılıyor. Katil İsrail devleti tarafından yazılıyor. Evet. Siyonist İsrail tarafından yapılıyor bütün bunlar. Destekçisi olan Amerika ve İngiltere'nin ve diğer Batı ülkelerinin desteklediği ve zulme kana doymayan İsrail tarafından yapılıyor. Katil İsrail tarafından yapılıyor. Bunun evirip çevrilip lafı başka yere götürmenin bir anlamı yok. Doğrudan konuşma günüdür. Edebiyat parçalamanın hiç zamanı değil. Evet. Oburdumuzu doyurup gererek konuşmanın hiç vakti değildir. Dümdüz konuşmanın tam zamanıdır. İsrail bir katil devlettir. Nereden biliyoruz? Hamas'ı bahane ederek 4000, bugünkü veriler sürekli güncelleniyor. 4237 çocuğu katleden İsrail katil bir devlettir. Evet. 2719 masum kadını katleden İsrail katil bir devlettir. 10.328 Müslüman kardeşimizi şehadete gönderen İsrail katil bir devlettir. Ve daha nerede duracağı belli olmayan 7/24 Hamas'ı bahane ederek aslında Filistin topraklarının tamamının ilhakına, önce işgaline haksız olarak, daha sonra ilhakına geçerek topraklarına katma düşüncesinden başka hiçbir şeyi değildir asıl hedefi. Evet. Asıl hedefi Müslüman, mazlum, Filistin, din kardeşlerimizi o coğrafyadan ölü veya diri çıkarmaktır. Diri olarak çıkarmaya çalışıyor, Müslüman kardeşlerimiz direniyor, vatanlarını terk etmek istemiyorlar. Bunun neticesinde silaha başvurmak zorunda kalıyor. Ve silahın türü, türevi, çeşidi, menşeinde de bir sınır yok. Savaş suçlarında kayda geçen fosforlu bomba ve onun menşeini, ki daha tehlikeli olan kimyasal ve benzeri silahları kullanmaya kadar, bunu bakanları tarafından söyleyecek kadar ileriye götüren bir katil İsrail devletinden bahsediyoruz. Evet. Kıymetli Ferhat kardeşim, burada bir soykırım işlenmektedir. Burada Müslüman kanı dökülmektedir. İsrail pervasızca saldırmaktadır. İsrail rota gözükmeksizin, hedef gözetmeksizin sivil, asker veya hedefinde her ne varsa, bu onun için hiç fark etmez, tahrif ettikleri Tevrat'tan alıntılar yaparak canlı her ne varsa katletmeyi kendilerine hedef koymuş cani bir topluluktan bahsediyoruz. Cani bir topluluktan bahsediyoruz. İsrail bugün cinnet geçirmektedir. İsrail bugün devlet aklıyla hareket edememektedir. İsrail bugün toprak hırsı uğruna mazlum Müslüman kanı dökmektedir. İsrail bugün kendisine vaat edilmiş sözde arz-ı mev'udu hayata geçirebilmenin ve Tevrat'taki kendilerince elleriyle yazdıkları, Kabala'dan aldıkları, Allah'ın ayetleriyle hiçbir alakası olmayan
ve tamamen yürürlükten kalkmış bir kitaba iman ederek canice hareket etmektedir. Bunun altını net bir şekilde çizmekte fayda görüyorum. Batıla inanan ve batılla hareket eden ve bütün düşüncelerini batıl bir yapıya kurgulamış olan İsrail'in neşru nema bulması, hakkı getirmesi söz konusu olamaz. Ve Yüce Mevlamız وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Sadakallahu l-Azim. De ki, hak geldi, batıl zail oldu ve batıl zail olmaya mahkumdur. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا Sadakallahu l-Azim. Elbette ki hakkın karşısında batılın bir varlık göstermesi söz konusu olamaz. Çünkü hak batıla daima galebe üstün çalmıştır. Hak doğan bir güneştir. Batıl onun önünde duran buz kütlesidir. Buz kütlesi güneşe dayanamadığı gibi batıl da hak karşısında ayakta duramaz. Ferhat kardeşim, bu tabiatın veya eşyanın kanununa aykırıdır. Zulüm ile abad olmaya çalışan İsrail abad olamaz. Yeniden bir devlet kurmayı amaçlayan ve hiçbir zamanda yeryüzünde devleti olmayan İsrail muvaffak olamaz. Bunu net bir şekilde hep beraber göreceğiz. Bu yaptığı soykırımın ve bu döktüğü kanın bedelini elbette ki bir gün ödeyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kıymetli din kardeşim, bak ben buradan ekranları başında olan din kardeşlerime sesleniyorum. Bir soru sordum. Birinci tip ceza ile ikinci tip ceza üzerinden ilerlemek istiyorum. Birinci tip ceza, bireyin istemediği bir uyarıcının ortama girmesidir. Yani öğrenciye istemediği bir uyarıcı, bu kendisine hakaret olabilir, sözlü şiddet olabilir veya bireyin istemediği bir davranış olabilir, birey üzerinden gidecek olursak, veya bireye fiziksel bir şiddet olabilir. Bu birinci tip cezadır. Yani doğrudan ortama istenmeyen olumsuz bir davranışın girmesi. Bugün çeşitli vesilelerle veya nedenlerle, gerekçelerle İsrail'e karşı herhangi bir fiziksel güç kullanamıyoruz. Bu birinci tip. Bunu yapamıyoruz. İkinci tip cezadan bahsedeceğim. İkinci tip ceza nedir? Bireyin istediği bir güzel bir durumun ortamdan çekilmesidir. Yani bireyin arzuladığı bir şeyin ortamdan çekilmesi ikinci tip cezaya girer. Nedir bu? Nedir hocam? Okulda çok sevdiği bir ders olan beden eğitimi dersinin çocuğun yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı futboldan alıkonulması gibi, futbol oyunundan alıkonulması gibi. Bu ikinci tip bir cezadır. Çocuk futbol oyununu arzulamaktadır. Onu istediği şeyi ortamdan çekip almak ikinci tip cezaya girer. Ey Müslüman kardeşim, bak sen buradan hareket ederek ikinci tip cezayı İsrail'e nasıl uygulayabilirsin? Bu şekilde uygulayabilirsin. İsrail, Yahudi malı sever, parayı sever, dünyalık metayı sever. Bugün yeryüzünde ve senin elin altında da bulunan ülkemizde de, ilimizde de çok sayıda İsrail ürünleri bulunmaktadır. Bütün bunları elinin tersinden iterek Türk malına yöneleceksin, yerliyi ve milliyi destekleyeceksin. Yerli malı, Türk'ün malı, herkes bunu kullanmalı diye
slogan atacaksın ve yerli malını kullanacaksın. İşte ikinci tip ceza, Yahudinin hayran olduğu o malı, o parayı, onu çok sevdiği şeyi ondan çekip alacaksın. Onun ürünlerini satın almayarak ona para göndermeyeceksin. Malı alınmayan mal, satın alınmayan mal stokta kalır, orada heba olur, gider ve yok olur. Ve böylelikle İsrail şirketleri batmaya mahkum olur. Bunun adına boykot diyorlar. Ben de diyorum ki bunun aslı ikinci tip cezadır. Bu boykot kelimesi İngiltere'den İngiliz yüzbaşı Charles Cunningham boykot soyadında ki birinden bize geçmiştir. Evet. Aslında işin aslı şudur Ferhat kardeşim. İkinci tip ceza. Ey Müslüman kardeşlerim veya ey insanlık için mücadele veren insanlık diyeyim. İnsanlar diyeyim. İnsanlık için mücadele veren insanlar. Ve Müslüman kardeşlerim, İsrail malını almayarak, boykot ederek, uzak kalarak İsrail'e ikinci tip cezayı vermiş olursun. Onun en çok sevdiği parayı, malı almayarak ve bankalardaki paralarınızı geri çekerek, onları bu şekilde ikinci tip ceza vererek, boykotlayarak onu mahkum edebilir ve ekonomik olarak tamamen çökertebilirsin. Bu senin elinde olan bir fırsattır. Hatta ben şunu açık ve net bir şekilde söylüyorum ki, her Müslümanın üzerinde bu bir farz-ı kifayedir. Aslında bugün kifayelik durumu da kalkmıştır. Bu farz-ı ayındır. Her Müslüman bunu yapmalıdır. Eğer Yahudi'den aldığım bir ürün Müslüman kanını döküyorsa bu helal değildir. Bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Okudum hocam. Çünkü elbette ki orada zaten amaç dikkat edersen kendi projelerine hizmet etmektir. Yine söylüyorum. Müslüman kanını döken bir şeyin karşılığını satın almak caiz değildir. Çünkü orada bir katliam var. Orada bir soykırım var. Orada insanlık öldürülüyor. Ve ben buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Neredesiniz? Ağaç için. Elbette ki ağaçları koruyacağız. Hadis-i şerifte immetül diyor. Bütün mevcudatı korumak zorundayız. Ama ağaç için veya başka bir meta için ortalığı yakıp yıkanlara sesleniyorum. Burada insanlık bu şekilde bir vahşete maruz kalırken sen bir ağacı bahane ederek ortalığı kan gölüne çevirmiştin. Çok iyi hatırlıyorum. Seni insanlığın bu insanlık vahşeti olan bu durumu, bu katliamı, bu soykırımı durdurmaya davet ediyorum. Ülkemin aydınlarına sesleniyorum. Kalem tutan, çağdaş ve medeni olan yazarlarına sesleniyorum. Neredesiniz? Neden sesiniz gür çıkmıyor? Bu vahşete daha 32. gününde 4000'in üzerinde çocuk ölmüş. 2000'in üzerinde kadın ölmüş. Ve 4000 vatandaş da normal olarak yaşlı, genç, hasta şehadete yürümüş. Neden sesiniz çıkmıyor? Ey insanlık, neredesiniz? Bu kanı, bu vahşeti durdurabilmek için neden sesiniz gür çıkmıyor? Ferhat kardeşim, buradan yaptığımız çağrılar elbette ki karşılık buluyor. Bakın, İsrail şirketleri borsalarda çakılmış durumda. Amerika'dan gelen verilere baktığımızda hisse alım senetleri düşmüş durumda. Ve Amerikan şirketleri de dahil olmak üzere İsrail şirketleri borsada puan kaybediyor. Hisse kaybediyor. Kimse onların senetlerine rağbet etmiyor. Ve bu şekilde bu şirketler yarın mallarını satamayarak iflasın eşiğine geleceklerdir. Sen doğrudan savaşamıyorsun. Mücadele edemiyorsun. İkinci tip cezayı uygulayabilirsin. Onun malını almayarak Yahudinin arzuladığı en iyi sevdiği şeyi
onun elinden alarak, yani parasını elinden alarak, malını satın almayarak, ona para göndermeyerek, ikinci tip cezayı vererek, yani kısacası onu boykot ederek ne yapabilirsin? Şirketlerinin batmasına neden olabilirsin. Bu Müslüman olarak senin üzerinde bir haktır. Ne diyor? Vel tekun minkum ummetun yed'una ilel hayri. İçinizde hayra çağıran bir topluluk bulunsun. Bak ben diyorum ki, ey Müslüman kardeşim, ben seni hayra davet ediyorum. Çünkü sen Müslüman kanı döken birine, bir Yahudinin malını almayarak, boykot ederek ona giden parayı engelleyeceksin. Yani bu ne anlama geliyor? Her Müslümana sıkılan bir kurşunu iptal etmiş anlamına geliyorsun. Ve bugün savaşın İsrail'e çok ama çok ağır bedeller ödetiyor. Savaş ekonomisi, acaba hep söylüyorum Ferhat kardeşim, cümlemizi doğru kullanmakta fayda var. Hep şöyle söylenir. Orta Doğu'da bir Filistin sorunu var deniyor. Bu cümle katiyen yanlıştır. Orta Doğu'da bir İsrail sorunu vardır. Orta Doğu'da bir Filistin sorunu yoktur. Filistinli kardeşlerimiz bu topraklarda 2000 yıldan beri bu topraklarda yaşıyorlar. Evet. Yahudilerin bu topraklara geliş tarihi bellidir. 1917. Osmanlı gücünü kaybettikten sonra onlar bu topraklara yerleşti. İngilizlerin himayesi altında 1947'ye kadar 30 yıl boyunca bu topraklara işgalci olarak yerleştiler. Evet. 14 Mayıs 1948'de devletlerini kurdular. Ve Birleşmiş Milletler de Amerika tarafından 11. dakikasında kabul gördü. Ve bugün 100 yılı aşkın, yani 1917'den beri İsrail Filistin topraklarında işgalci konumdadır. Daima işgal ederek, topraklarını daha sonra ilhak ederek vatan ve yurt edinmeye çalışıyor. Bunu zorla, güç kullanarak yapıyor. Bütün dünyaya sesleniyorum. İsrail işgalci bir devlettir ve bugün savaş değil, soykırım ve katliam yapmaktadır. İsrail, Netanyahu başta olmak üzere savaş suçları mahkemesinde yargılanmalıdır. Net bir şekilde söylüyorum. Bütün insanlığın vicdanına sesleniyorum. Neredesiniz? Savaş suçları mahkemelerinin başsavcılarına sesleniyorum. İddianameyi hazırlamakta neden gecikiyorsunuz? Bugün orada insanlık katledilmektedir. Bugün orada çocuklar ölmektedir. Bugün orada kadınlar ölmektedir. Ve bugün orada insanlık tarihe gömülmektedir. Renklerinin, gözlerinin rengi, tenleri farklı olduğu için mi sesiniz çıkmıyor? Dinleri farklı olduğu için mi sesiniz çıkmıyor? Hayır Ferhat kardeşim, güzel kardeşim. Şuraya geleceğim. Bak, 1989 yılında Birleşmiş Milletler'de kabul edilen ve daha sonra 1990 yılında Genel Kurul'da oynanıp kabul edilen bir çocuk hakları evrensel beyannamesi var. Ve 193 ülke bu beyannamenin altına imza atmıştır. Buradan bütün dünyaya sesleniyorum. Bütün dünya ülkelerine sesleniyorum. Çocuk hakları evrensel beyannamesinde 193 ülkenin yetkililerine sesleniyorum. Birinci maddede ne diyor? Ne diyor hocam? Her birey 18 yaşına kadar çocuktur. Ve her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir diyor. Ferhat kardeşim, buradan ekranları başında olan din kardeşlerimin vicdanına sesleniyorum. Çocuk hakları evrensel beyannamesinde imzası olan bu insanları vicdanlarında yargılasınlar. 18 yaşına kadar
her birey çocuktur. Evet. Ve vazgeçilmez haklara sahiptir. Her çocuk vazgeçilmez haklara sahiptir. İki, çocuk hakları bütün çocuklar için geçerlidir. Ferhat kardeşim, Gazze'de çocuk olmak, 6. maddeye de doğrudan giriş yapıp yaşamak, çocuk hakları evrensel beyannamesinin 6. maddesi, yaşamak her çocuğun temel hakkıdır. Ve herkesin ilk görevi bu hakkı korumaktır diyor. Evet. Ne kadar önemli bir cümle. Ve ben buradan bütün dünyanın sesine, vicdanına sesleniyorum. Çocuk hakları evrensel beyannamesinin 6. maddesinde yaşamak her çocuğun hakkıdır diyor. Peki Filistin'de olan çocuk değil midir? Peki çocuk Filistin'de katledilen, Filistin'deki çocuklar ne diyor? Büyüyünce ne olacaksın diye kendilerine soruldukları zaman, biz büyüdüğümüzde hiçbir şey olamıyoruz. Neden? Çünkü çocuk Filistin'de çocuklar büyümüyor. Büyümeden ölüyor. Bu bir çocuğun cevabı. Bu Filistin'de yaşayan bir çocuğun cevabı. Filistin'de çocuklar büyümez. Ve o nedenle biz büyümediğimiz için bir şey olmamıza gerek yok diyor. Zaten biz öleceğiz diyor. Ben de diyorum ki bu bildirgeye imzasını atan 193 ülkeye sesleniyorum. 6. maddede yaşamak her çocuğun temel hakkıysa lütfen Filistin'deki çocukları yaşatın. Gazze'deki çocukları yaşatın. Ölmelerine mani olun. Onların ölümlerine seyirci kalmayın. Bu size tarih boyunca bir utanç olarak, tarih boyunca bu sizi yargılayacaktır. Ve vicdanlarınızda daima buna mahkum edileceksiniz. Lütfen bu kağıda yazdığınız maddelere sahip çıkın. Ve diyorsun ki her çocuğun ailesiyle vakit geçirmek ve ailesiyle yaşama hakkı vardır. Ey İsrail, sen ne aile bıraktın, ne çocuk bıraktın, Gazze'de taş üstünde taş bile bırakmadın. Ya, maalesef. Evet Ferhat kardeşim, yaşamak her çocuğun hakkıdır. Bu hak dünyanın her neresinde olursa olsun her çocuk için geçerlidir. Çünkü her çocuk 18 yaşına kadar çocuktur. Her çocuk sağlık, eğitim, ailesiyle birlikte olmak, parklarda gezmek, dolaşmak hakkına sahiptir. Çocukluğunu yaşama hakkına sahiptir. Hiçbir birey bu hakkı kendisinden alamaz. Gerekçesi ne olursa olsun. Elbette. Şimdi Ferhat kardeşim, bakın bu bildirgeye imzasını atan devletlerin bunda sorumluluğu vardır. Benim haykırışım vicdanlara bir kıvılcım yakmaktır. Bugün vicdanlar suskun. Bugün maalesef vicdanlar merhametsiz. Bugün vicdanlar yok olmuş durumda. Ve özellikle çocuk hakları bütün çocuklar için geçerlidir. Doğum yerleri, konuştukları dil ne olursa olsun fark etmez diyor. Yani Ferhat kardeşim, bu evrensel beyanname ile bütün çocuklar bir güvence altına alınmıştır. Ben de suskun olan bütün vicdanlara seslenerek diyorum ki lütfen vicdanlarınızı harekete geçirin ve Gazze'de çocuk ölümlerini durdurun.
kadın ölümlerini durdurun ve hastaneler bombalanmakta, okullar bombalanmakta ve buradaki çocuğun en temel hakkı olan eğitim hakkı elinden alınmakta. Sağlık hakkı, tedavi olma hakkı elinden alınmakta. Evet. Ferhat kardeşim, bunların hepsi savaş suçudur. Sivilleri haksız yere öldürmek savaş suçudur. Mutlak suretle. Bu vahşete imza atan her kim varsa yargılanmalıdır. Savaş suçları mahkemesinde ömür boyu hapse, müebbet hapse mahkum edilmelidir. Bunun başka bir yolu yok. Vicdanlar kanamalıdır. Vicdanlar sesini haykırmalıdır. İnsanlığın ölümüne göz yumulmamalıdır. Buradan daha bunu nasıl açıklayabilirim? Allah'ın hesabı ayrı görülecektir. Allah kendi hesabını zaten görecektir. قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلَى جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ De ki, ey kafirler, yenileceksiniz ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. İnşallah. Orası ne kötü bir döşektir, o cehennem ne kötü bir yataktır diyor. Ya Ferhat kardeşim, Allah'ın vaadi zaten gerçektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلُفُ الْمِعَادِ Allah vaadinden dönmez. Allah sözünden dönmez. Allah'ın sözü haktır. O gerçekleşecektir. Ama Allah yarın diyecek ki, ey müminler, ey bana iman etmiş insanlar topluluğu, siz burada insanlık katledilirken, Müslüman kardeşlerinizin kanı dökülürken, siz neredeydiniz diye bir hesap, bir sual sorduğunda ekranları başında bulunan ve 57 İslam ülkesinin lideri, alemlerin Rabbi olan Allah'a ne cevap verecekler? Çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Yani bugün başlarını yastığa rahat bir şekilde koyarak nasıl uyuyabiliyorlar? Hakikaten çok merak ediyorum. Ben konuşmaktan, öfkemi yatıştırmaktan zorlanırken sizler bu kanın durması için elinizde bir yetki varken bunu neden kullanmıyorsunuz? Bu kanı neden kesmiyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? Zaten bugün bu dünya bir şekilde bitecek. Kullu nefsin zaikatul mevt thumme ileyna turcaun. Her nefis, her canlı ölümü tatacaktır. Ve sonra hep birlikte bize rücu edeceksiniz. Ve biz hep beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a döndürüleceğiz. Peki o mahkeme-i kübrada, o büyük divan kurulduğu zaman bu 57 Müslüman ülke bugün, yani zulme rıza gösterenleri kastediyorum. Halklar zaten sokaklarda. Onlar gerekeni yapıyorlar. Ama bu zulme rıza gösteren bu insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'a nasıl hesap verecekler? Ne söyleyecekler? Doğrusu çok merak ediyorum. Ben bu çocuk hakları evrensel beyannamesinde imzası bulunan bütün insanlığı, bütün ülkeleri
Filistin'de, Gazze'de çocukların ölümünü durdurmaya davet ediyorum. Ve bütün hepinizi bu beyannamenin 6. maddesi olan yaşamak her çocuğun temel hakkıdır ilkesini uygulamaya davet ediyorum. Herkesin, bak madde böyle devam ediyor. Herkesin ilk görevi çocukların yaşamını korumaktır diyor. Evet çocuğum. Yani yaşama hakkı olan bu çocuğun ve bizim bütün insanlığın da ilk görevi bu çocuğu yaşatmaktır. Nerede olursa olsun. Bu çocuk Rusya'da da ölmesin. Bu çocuk Ukrayna'da da ölmesin. Bu çocuk Amerika'da da ölmesin. Çocuk her yerde çocuktur. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuk yaşamalıdır. Çünkü çocuğun dini, dili, ırkı, mezhebi olmaz. Çocuk çocuktur be. Çocuk öldürülemez. Evet. Allah'tan korkun be. Allah'tan korkun be. Ya sen bunu getirip yaşamak her çocuğun temel hakkıdır maddesini buraya yazdın. Ve herkesi bunu korumakla mükellef olduğunu belirttin. Peki sen bugün bu beyannameye neden sahip çıkmıyorsun? Burada oluk oluk çocuk kanı akarken sen summun, bukmun, umyun, kör, sağır ve dilsiz bir şekilde neden davranıyorsun? Neden davranıyorsun? Yani görmüyorum, duymuyorum ve işitmiyorum. Summun, bukmun, umyun, kör, sağır ve dilsiz bir şekilde insanlığına mahkum edilmişsin. Ben de 2000'li yıllarda olması lazım Ferhat kardeşim. Evet hocam. 2000'li yıllarında 2001'de olması lazım. Yine Cenin'de büyük bir çocuk katliamı meydana gelmişti. Orada da küçük bir kız çocuğu bir konuşma yapmıştı ekranlara dönerek. Oradaki kanın akıtılmasından dolayı ekranlara şöyle seslenmişti. Arun aleykum demişti. Arun aleykum, arun aleykum. Bu vahşete göz yuman insanlığa seslenmişti ve şöyle demişti. Utanın, utanın, utanın demişti. Arun aleykum demişti. Utanın. Yani bugün bu zulme rıza gösterenlere ben de o Filistinli o mücahide kardeşimizin cümleleriyle sesleniyorum bütün dünyaya. Arun aleykum, arun aleykum, arun aleykum. Utanın, utanın, utanın. Bütün insanlığa Gazze'de ölen çocukların kanı bütün insanlığa utanç vesilesi olarak dünya döndükçe vallahi yeterli olacaktır. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sözün bittiği yerdeyiz. Ne diyebilirim ki? Evet, dakikalarımızı tükettik. Süremiz bitti hocam. Ben ekranları başında bizi izleyen din kardeşlerime bir kez daha İsrail mallarını boykot etmelerini diliyorum. Bunu kendilerini ne bir kez daha hatırlatıyorum. Bu çağrıya kulak versinler. Ve yine hatırlatıyorum. Lütfen insan haklarını belgelerle teminat altına alan ülkelere, ülkelerin yöneticilerinin vicdanlarına sesleniyorum. Lütfen ama lütfen dakikası geçmeksizin, saniyesi anı geçmeksizin Gazze'deki bu kanı durdurun. Bu kanı durdurun,
Bu kanı durdurun. Evet, son çağrım böyle. O müdaimi ki feezzene müezzinu beynehum en le'netullahi ala zalimin en le'netullahi ala zalimin en le'netullahi ala zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Amin. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun hocam, geldiniz. Güzel oldu. Rabbim sizden razı olsun. Uyanmamız dileğiyle diyorum. Rabbim bizi gaflet uykusundan uyandırsın. Akşamımız hayırlı olsun. Bu kan son bulsun. Bu katliam son bulsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Rabbime emanet olunuz. Esselamun aleyküm.